Merhaba arkadaşlar, ben Türker. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puzzle yapımını göstereceğim. Türkiye'deyken inanılmaz puzzle'lar yapıyordum. Zamanın güzel geçmesini sağlıyordu. Buraya geldim, ilk puzzle'ım bu olacak. Hatta bunu Türkiye'den getirdim özellikle. Puzzle yapmayı seviyorum ama puzzle'ı yaptıktan sonra nereye koyacağınız çok önemli. Evde inanılmaz derecede puzzle tablosu oluyor. Ama tabii ki benim en önem verdiğim şey güzel olan, az olan, eve yakışacak puzzle'ları yapmak çerçeveli. Önce puzzle'ın nasıl yapacağımızla başlayalım. Dediğim gibi puzzle'ın kutusu yok çünkü Türkiye'den getirdim. Türkiye'den getirdim. Bugün sadece ana resmini gördüğünüz gibi göstereyim. Bunu yapacağız. Genelde ben puzzle'ları yaparken önce köşeleri ayırıyorum. Köşeleri bulduktan sonraki kısımda da zaten çerçeve oluştuktan sonra içinde renklerini ayırarak da şurada gördüğünüz gibi zaten ikili bazen çıkıveriyor. Bunlar bizim için bir artı sağlıyor. Şuradaki köşeleri çıkarmam biraz zaman alabilir. Bazen hatta köşeleri yaparken ne derler ona bulamadığımız zamanlar oluyor. En sonunda buluyoruz. O da işin bir sevimli parçası diyeyim. Bir süre bu şekilde devam edeceğiz. Sonra renklerini ayırıyorum. En yakın renklerini. Hatta ben bir ara Ankara'ya gitmiştim annemin yanına. Orada da zaman geçsin diye bol bol puzzle yapmıştım. Burada da aslında boş bir vaktim var. Burada da korona sebebiyle Almanya'da şu an Almanca kursuna gidemiyorum. Evden görüyoruz online olarak bazen. Evde boş zamanlarımda puzzle yapmayı istiyorum ama dediğim gibi puzzle yapmak ayrı bir şey. Onları nerede muhafaza edeceğimiz daha önemli tabii ki. O yüzden şimdilik ilk puzzle'ımız bu diyelim. Hem video çekmek istedim bununla ilgili. Hem de ilerleyen günlerde daha güzel puzzle'lar bulup eve yakışabilecek belki tablo şeklinde de asmayı düşünebilirim diyeyim. Bu puzzle'ımız dikdörtgen şeklinde gördüğünüz gibi kare değil. Görüntü benim hoşuma gitti. Renk tonları falan. Bir tablo olabilecek, eve asabilecek bir şıklığı var. Ankara'dayken, Adana'dayken pardon bunu yapacaktım ama vazgeçtim. Buraya getirdim. Evinde güzel şık bir yer olmasını istedim bunun. Çok güzel puzzle'larım vardı. Onları bıraktım. Artık yapacak bir şey yok. Burada daha güzelleri var. Daha güzellerini burada alıp o şekilde yapacağız. Dediğim gibi puzzle yapmak isteyen insanlar aslında çok güzel vakit geçirip hatta beyin fırtınası yapabileceği çok beyni çalıştıran bir aktivite olduğunu düşünüyorum ben. Herkese tavsiye ederim. Bu işin yaşı gençtisi yok. Ben genelde 1000-1500 parçalı olanları yapıyorum. Onlar hoşuma gidiyor. Tabi bazılarının büyüklükleri, puzzle şu, parça büyüklükleri değişiyor. Bunlarınki bayağı küçük. Bazıları bundan daha büyük çıkıyor. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Yapım biraz sürebilir. Bugün günlerden Perşembe. Hafta sonunda video yüklemeyi düşünüyorum cumartesi akşamını. Yetiştirebilirsem yetiştireceğim. Olmadı. Pazar günü büyük ihtimal şey yaparım. Hatta sevgili eşim de bana yardımcı olursa bu puzzle yapmakta sevinirim. Ama dediğimiz gibi bizi zorlayan kısım şu an 1000 parçanın içinde köşeleri bulmak. Ondan sonraki kısım ister istemez yavaş yavaş gelecek. Ben bir yandan bunları aramaya çalışayım. Bir yandan hızlıca karıştırarak. Bazı videolarda gördüm. Puzzle'ı daha rahat yapabilmek için şeylerini ayırıyorlar. Renklerini ayırıyorlar. Kutuların içine koyup. O şekilde de yapanlar. Ben de o şekilde bazen yapıyorum. Bazen hiç o şekilde yapmadan direkt biraz zorlasın diye gözümle arayarak bulmaya çalışıyorum. Hatta bir parçayı bulduğum zaman gözümle görerekten o parça hafızamda nereye kazındıysa orada nokta atışlı bulduğum da oluyor. Dediğim gibi yani güzel bir beyin aktivitesi. Herkese de tavsiye ediyorum şiddetle. Sık sık uğraşsınlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kenarları ayırdım. Çerçeveye bakarak, resme bakarak çerçeveyi oluşturacağım. Biraz zaman alabilir. Birazdan tekrardan görüşürüz o zaman. Ben yapımına başlıyorum.
Bizim Orhan'ın garip sesleri. Arkada o da kendince oynuyor. Gördüğünüz gibi belirli noktaları zaten oluşturuyorum hızlı bir şekilde. Bazıları da yavaş yavaş gelecek artık.
kere yaptınız mı gerisi çorap söküğü gibi bazen geliyor. Bazen de gözünüzün önünde olan şeyi göremiyorsunuz. Sizi daha fazla bekletmemek adına ben videoyu burada sonlandırayım. Şu her şeyi oluşturup tekrar görüşelim, olur mu? Hadi kendinize iyi bakın şimdilik, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çerçeveyi tamamladım. Şurada bir tane eksiğimiz var. O da büyük ihtimal şunların içinde bir yerdedir. Biraz yapımı uzun sürüyor. Şimdi buradaki puzzle yapabilmem için renklerini ayırma işlemi yapacağım. Sarı, mavi, kırmızı ve değişik renkler var. Ağırlıklı olanları ayırdıktan sonra puzzle'ımı daha rahat yapacağım. Ben genelde böyle yapıyorum. Şimdi yavaş yavaş şuradan başlayarak sarı ağırlıklı olanlara başta ağırlık vererek önce alacağım bütün puzzle parçalarımı. Büyük puzzle, büyük sarı, turuncu, açık sarı hiç fark etmez. Hepsini bir yere topladıktan sonra tekrar kendi içlerinde ayırıyorum. Oradan sonra da parça parça bir yerlerde birleştirip genelde montajını yaptıktan sonra zaten ister istemez puzzle bir araya bir şekilde kendiliğinden geliyor. Puzzle yapmam aslında gün olarak değişkenlik göstermekte. Bazen 2 gün, bazen 3 gün, bazen 4 gün olduğu da oluyor. Ona kadar puzzle yapma isteğime bağlı diyeyim o gün için. Bazen 5-6 saat uğraşıyorum. Bazen bırakıyorum. Başka işlerle uğraşıp ara ara gelip bakıyorum. Bazen ayakta daha çok yapmayı seviyorum. Ayaktayken boynum aşağı baktığından dolayı boynum ağrıyor. Ve bir süre sonra ağrıdığı için dayanamayıp bırakıyorum. Ara ara da gelip baktığım dönemler de oluyor. O zaman işte daha net görüyorum bazı şeyleri. Şu an göremesem de. Şimdilik dediğim gibi sarıları, mavileri, yeşilleri ve kırmızı bordo olanları ayıracağım. Ondan sonraki resimde de parça parça yaptığımda da daha rahat olacak. Ben bunu yaparken sizden müsaade isteyeyim. Ondan sonraki süreçte de ayırma işleminden sonra tekrar beraber oluruz. Evet, gördüğünüz gibi 4 ana rengi ayarladım. Yeşil, kırmızı, turkuaz ve mavi ve sarı olmak üzere. Burada da zaten ağırlıklı olarak bu renkler var. Aslında kolay gibi görünüyor ama inanılmaz birbirine yakın olduğu için renkler. Burası mı olacak, burası mı olacak, burası mı olacak? Kim bilir nasıl olur. Bir tane çok açık yeşilimiz var, göz rengi. Onun dışında lila rengi göz rengimiz var. Mavi renginde göz rengimiz var. Sarı renginde göz rengimiz var. Ama burada sıkıntı şu, lila renginde göz rengimiz var. Ama burada da yüzünde de lila var. Burası mı, burası mı? Ya da atıyorum yeşil olan yüz, buranın yüzüm olacak. Kırmızı dudaklar birbirlerine çok benziyor. Şurada da saçta kırmızılar var. Bunları tabii ki yavaş yavaş parça parça düzenleyerek yapacağım. Şimdi ben kırmızıları dökerek başlayacağım. Bunları parça parça birleştireceğim. Parça parça birleştirdiklerimi büyük ihtimal zaten buradaki resme bakarak da görürüm. Oradaki gördükten sonra yerlerine koyarak parçaları birleştirince yerlerine oturtacağım zaten. Ondan sonra gerisi zaten bir şekilde çorap söküğü gibi geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi puzzle'ımızı buraya kadar getirebildim. Gerçekten beni zorlayan bir puzzle çıktı bu. Normalde 1-2 günde bitirirdim. Şu an 2. gündeyim. Bitiremedim daha. Ayrıntılar zaten zorluyor beni. 8 tane yüz var. Her biri farklı renklerde gibi görünse de aslında her renkten aynı yerde var. Nereden geldiğini de tam bilemiyorum. Zorluyor. Bakalım kaç gün daha sürecek puzzle. Artık bitince, bitmeye yakın tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi puzzle'ımı bitirdim. Zorlu bir 3 günden sonra beni bayağı bir zorladı renklerin karışık olması. Destek aldım ama emin olun %95'ini ben yaptım. Şurada da sembolik olarak bir tane parçam var. Onu da sizlerin videonun huzurunda şuraya takıyorum.
Eğer tabloyu beğendiyseniz diyeyim. Aslında puzzle ama tabloyu beğendiyseniz bunu açmayı düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Yeni videolar da çekeceğim. Orada hep beraber oluruz inşallah. Sizler videoyu seyrederken ben de kahvemden bir yudum alıp şu tablonun keyfini yaşayayım artık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.